Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere stretch çarkını süslemeyi göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle şu, yani süsleme derken süslemeden ziyade şu bilyelerin, zaten bu kapalı olduğu için buraya süslememize gerek yok. Şu bilyelerin üstüne sticker gibi bir şeyler yapıp yerleştireceğiz ve bunun nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Şöyle ben renkli bir şeylerden yaptım. Şimdi bakın, böyle dönünce sade de görünüyor gördüğünüz üzere. Yani böyle sadece metalin rengi gözüküyor. Ama mesela bunu döndürdüğünde mavi, kırmızı vesaire renkler gözükebiliyor. Ve şık görünümü de elde ediyor. Şöyle dursa bile şık görünümü elde ediyor. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şu bilyeleri öncelikle stres çarkımızdan çıkarıyoruz. Böyle de güzel dönüyor. Daha çok hava veriyor yani. Böyle yaz günlerinde güzel olur. Neyse. Şöyle çıkarıyoruz arkadaşlar. İlla bu stres çarklarında da yapmanız gerek yok. Yani başka stres çarkınız varsa onlara da olur bence. Hiç denemedim ama ben buna denedim. Onlara da olacağını düşünüyorum. Bunları çıkardık. Tamam mı? Bununla işimiz yok artık. Bunu bir kenara bırakalım. Tamam mı? Şöyle bir önce neyden yaptığımızı gösterelim. A4'e istediğiniz fotoğrafı çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle bir gezegeni çıkarttım. İsterseniz böyle karmakarışık renklerle oluşan bir şeyler çıkarabilirsiniz. Veya küçük küçük şöyle şu tam bunun boyutunda bir tane mesela harf isminizin baş harflerini koyabilirsiniz mesela. Ne bileyim şöyle teker teker baş işte isminizin baş harfi, soyadınızın baş harfi, işte buraya da bir tane bir şey yapabilirsiniz. Ben böyle bir şey çıkardım. Şöyle gezegen, işte yıldızlar falan var. Güzel duracağını umuyorum. Şöyle güzel yerlerinden bir, şunu bir ortadan keselim. Şöyle. Ortalardan bir tane güzel yerlerden alalım. Şu mavi yerlerden alalım. Şöyle çiziyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 3 tane bu şekilde 3'ü için yuvarlak yuvarlak çiziyoruz. Şimdi diyeceksiniz şuradakiler ne? Şu üçgenler. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Bir keselim bunları. Evet arkadaşlar, kestik ve şu şekilde bir şey elde ettik. Şimdi bunları bilyelerimizin üstüne şu şekilde böyle oturtuyoruz. Şu üçgenler ne işe yaradığını şimdi anlamışsınızdır herhalde. Şimdi bu üçgenler ne işe yarıyor biliyor musunuz? Buraya soktuğumuzda bunun çıkmamasını sağlıyor. Yani üstten çıkmamasını sağlıyor. Şöyle sokuyoruz ya bunu buradan. Üstten çıkmıyor işte. Şuralar tutuyor işte içinde. Bununla uğraşmak istemeyenler direkt bunu, tabii yapıştırırken dikkat edin. Gerçi bunlar önemli değil ama direkt üstüne yapıştırabilirsiniz. Ama ben böyle tercih ediyorum. Böyle daha ne bileyim güzel olur. Hem istediğim zaman da değiştirebilme özelliği de olabilir. Böyle istediğim zaman çıkarırım, bunu çıkarırım. Mesela önceki yaptığımı koyarım, bunu koyarım mesela. Öyle de olabilir. Ama hiç uğraşmam derseniz yapıştırın gitsin. Böyle tamam yapıştırın, sonra sokun içine. Tamam, oldu bitti. Ama şimdi oldu bitti değil. Şimdi bunları bir yerleştirelim. Son bir aşamamız var, onu da görün bence. Evet arkadaşlar, bunları yerine yerleştirdik. Biraz yani bunun içine sokarken el acıtıyor. Yani iterken, şunu iterken böyle çok el acıtıyor yani. Ama dikkat edin. Yani kağıt, bir miktar kağıt altında kaldığı için, yani arasında tutması için bırakıyoruz ya arasında. O girerken zorlaştırıyor işte işi. Biraz zor girdiriyor. Mesela şöyle görünümüne bakalım. Mavimsi, böyle açık mavim, dönerken açık mavimsi gözüküyor gördüğünüz üzere. Bence güzel ama duruşu güzel bence. İlla dönmesi değil. Duruşu da çok güzel duruyor bence. Ben beğendim bunu. Bunu kullanabilirim artık. Şöyle bir şey. Şimdi son aşamaya geldik. Evet, şimdi son aşamamız ise arkadaşlar şöyle bir şeffaf, yapışkanlı şeffaf da deniliyor galiba buna. İşte bu tarz kaplama, işte yapışkanlı kaplama. Bunu şunlar el değdikçe yıprandığı için, yani A4 sonuçta el değince yıpranacak, böyle sökülecek mökülecek. Yıpranmaması için bunları yuvarlak bir şekilde, aynı eşit bir şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Ve üstüne yapıştırıyoruz ve daha sağlıklı bir şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Şunlar da gördüğünüz üzere, odakladım mı? Bak gördüğünüz gibi parlıyor hatta.
üstünde yapışık çünkü. Bu A4 parlak ve daha güzel görünüyor hem. Şimdi bunları çıkarmakla uğraşmayacağım. Direkt şu ortadakini çıkaralım. Zaten bilelerin boyutları aynı olduğu için sıkıntı olmaz. Bununla eşit bir şekilde yine 3 tane şekilde çiziyoruz ve bunların üstüne yapıştıracağım. Evet, bunu da kestik arkadaşlar, şöyle yuvarlak şekilde. Şu şeffaf şeyi. Diğerlerini ben yapıştırdım video fazla uzun olmasın diye. Bunu da son olarak yapıştıralım şöyle düzgün bir şekilde. Şöyle şunun üstüne. Tamam, bu kadar basit bir şey arkadaşlar. Sadece şunları çıkarırken biraz zorlanabilirsiniz. Yani şu itmesi çok zor oluyor. Yeni olduğu için, bir de yeni ise zor olur. Gerisi, bir de bunu kağıtla birlikte içine sokması zor. Gerisi kolay arkadaşlar. Zaten yuvarlak çiziyorsunuz. Az üçgen bırakıyorsunuz. Sonra üçgenleri içine sokuyorsunuz ki bu çıkmasın buradan. Veya direkt yapıştırabilirsiniz. Hiç uğraşmanıza gerek yok ama değiştiririm ben bundan sıkıldıktan sonra derseniz değişik de modeller yapabilirsiniz. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımı göz atmayı da unutmayın. Zaten şurada bittikten sonra kanalımın amblemi çıkacak veya alttan bu kanalı paylaşan kanalı tıklayarak göz atabilirsiniz. Aha, düştü. Neyse. Şöyle çarkın hemen altındaki videoyu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.